Yani bir insanın hangi alanı seçmesi gerektiği, hani sonuçta bunu seyreden binlerce insan var yani. Herkesin durumu değişik, herkesin eğitimi değişik, herkesin İngilizcesi değişik. Yani binlerce kişiye söyleyeceğimiz e, bir lafı, hani şu alanı seçin dememiz yanlış oluyor. Fakat IT sektöründe yani adam muhasebecilikten IT'ye geçiyorsa, hangi alanı geçse geçsin, muhasebecilikten daha çok iyi olacak yani. Çünkü yazılımlar, şu anki yapay zakalı, softwareler bunlar zaten bu işleri yok ediyor. Eğer adam mesela yani bir yerde pizza dağıtıyorsa, bir yerde yani araba sürüyorsa yani işi oysa o işten IT'ye geçse geçsin hangi alana geçse geçsin çok daha iyi olacak. Adam geldi yüzün suratına baktık iki dakika sonra sen siberci ol diyecek konuda değiliz yani. Bunu diyemediğimiz için arkadaşların işini kolaylaştırmak için diyoruz ki yani bizde siber güvenlik var şu an e, data science de geliyor. Ondan sonra estet dediğimiz test otomasyon üzerinden yaptığımız bir kurs var ve Java developer üzerinden yaptıklarımız var. Yenileri geliyor. Şimdi arkadaşlara diyoruz ki madem biz bu konuda gelen arkadaşlara Hani siz siberci olun, siz de işte iki dakikalık konuşmadan mülakattan sonra anladık ki siz Salesforce'a olmanız lazım. Yani bunu diyemediğimiz için diyoruz ki tamam siz deneyin bir tane ücretle. Sonra bunu beğenmezsiniz, yapamazsınız, iş bulamadığınız halde başka bir kurs alabilirsiniz yani ücretsiz bir şekilde. Şundan şuna geçiş yapabilirsiniz. Amacımız şöyle yani insanları daha kolaylaştırmak işini. Yani sonuçta arkadaşların kaybedeceği bir şey olmaz yani. Çünkü IT alanında bir şey öğrendiniz. Tamam mı? O alanda iş bulamadınız. Sonra başka bir alana geçtiniz. Diyelim ki siber güvenlik biraz öğrendiniz. Şimdi bu siber güvenlikte öğrendiğiniz şeyler çöpe gitmez. Kesinlikle bir yerde işinize yarar. Çünkü bunlar hepsi IT olduğu için bir yerde destek çıkar. Yani iş bulduğunuz zaman, mülakatta gittiğiniz zaman ha ben şunu da biliyorum dediğimiz zaman üzerinizde bir artı olur. O yüzden arkadaşların işini kolaylaştırmak için bir kurs aldıktan sonra o kurstan iş bulamazsa başka bir kurslara geçiş yapabiliyor. Bu da normalde Hani tam ücretli okuyan öğrencilerimiz için bunu yapabiliyoruz. Şu an mesela Kanada, Amerika, Almanya ve bazı ülkeler var. Oradaki arkadaşlara biz hani kendi ülkelerinde mülteci durumuna düştüğü için bunların ödeme imkanları yok. Bunlara burs veriyoruz. Yani burslu öğrencilere tekrardan 7 tane kursta okutmaya da maliyet olarak hani insani olarak karşılayabileceğimiz bir şey değil. Yani varsa karşılayacaktık ama öyle değil. O yüzden hani tam ücretli okuyan öğrencilerimiz için... E, kurstan kursa geçişi serbest yapıyoruz. İş bulamadığı halde ama iş buldu kapital bana gitti adam 100 bin dolar maaş alıyor ya kuzat yani ben e, bunu beğenmedim onu dese ya bu sefer bunu da istemiyoruz yani böyle bir şey yok. Kurs bittikten sonra iş bulamazsa bile adam tekrar başka bir kurs alabiliyor. Ortasında dese ki ya ben bunu çok öğrendim düşündüm ki bu benim için değilmiş başka bir şey denemek istiyorum. Onu da biz izin veriyoruz. Ama kurs bitti, iş bulduktan sonra ben tekrar almak istiyorum dediği zaman o da hani bir, biraz haksızlık oluyor. Bu saydığı bir gemi ise biz insanları daha güzel bir hayata taşıyoruz. Ya bu gemi battıktan sonra kimseye bir hayrımız olmaz. O yüzden belli bir şekilde bizim de büyümemiz lazım. Belli bir şekilde bizim de orada çalışan arkadaşlara ödeme yapabilmemiz lazım yani. Oh hay babam gel, gel babam gel. Yani böyle bir şey yapamayız yani.